Hello. Çok titiz bir insanın yanındayım şu an. Öyle böyle değil. Bir şeyler hazırlıyor. Bir şeyler değil, çok şey hazırlıyor ve çok güzel şeyler hazırlıyor. Ve artık satıyor. Bunları size açıklamanın artık vakti gelmişti ve geçiyordu. Yapıyor şu an. Size neler yaptığını paylaşacağım. Link de koyacağım. Zaten Instagram'dan sürekli duyuruyorum. Mutlaka görüyorsunuzdur. Şu an mutfağındayız. Mabedindeyiz. Tam işin yerindeyiz yani şu an. Çok heyecanlı. Az önce dedim ki video çekeceğiz. Benim dedim Instagram YouTube hesabına koyacağız dedim. Yakında kendisininki de mutlaka olur. Ya da birlikte olur, belli olmaz. Malum çünkü en yakın arkadaşım, yapacak bir şey yok. Dedi ki böyle olmaz. Her şeyi ben dedi düzgün yapmam lazım. Dedim bence olur. Neden olmasın? Hayır olmaz dedi. O yılbaşı evleri var ya hani benim koyduğum sürekli. Onu yapan kadının mutfağındayız. Daha neler yaptığını görmek için Sanemli Lezzetleri takip edeceksiniz. Nişan, kına, düğün. Yani ne istiyorsanız. Evet, pijamalıyım. Yapacak bir şey yok. Evdeyiz çünkü. Evin normal halini göstereceğim size. Hayır, o evin değil. Bu evin. Bu kamera nasıl ters çeviriyor? Böyle mi? Aa, bayağı telefonu da kullanamıyorum. Çok iyi, şöyle yapacağım. Bakın bu tatlı iş. Işığı yanıyor mu? Yanıyor ışığı. Tatlı iş, tontiş. Ya millet ne videolar çekiyor. Gerçekten şaşkınlıkla izliyorum ben. Çok amatörsünüz. Yani gerçekten bu benim amatörlüğüm de tabii şey yapamaz, mukayese edilemez de şu an bayağı bardağa telefon dayayıp video çekiyorum. Neyse. Ay gerçekten hazırlıyor yani, çok komik. Hazırlıyor değil, çok önemli. Onun için pekmez döküldü şu an şey ocağın üstüne. Ne yapacağız? Ne yapacağız acaba? Pekmez pahalı bu arada. Bir şey söyleyeceğim. Sen böyle pahalı şeyleri sürekli çöpe mi atıyorsun? Ona zaten tıkandım şu Şöyle bakın göster. Şurada hazırladı. Şunlar. Tontiş tontiş. İki tane evimiz hazır. Asıl eğlenceli kısmı Sonra yapacak. şekil alınması. Evet. Şekillendirecek onlar onu. Şekil olduğu zaman İşte olay. Bu kadın yapıyor. Hem güzel hem yemek yapıyor. Evli iki çocuğu var. Onu söyleyeyim de bir yanlış anlaşılmaya. Evet, hala. Aynı zamanda hala. Bunlar ne sen Emcim? Bu ne mesela? Benim ilk kez karşılaştığım bir şey. Ne karıştırmış O acaba? işte formül, gizli formül. Formülüm o benim. Gizli formül. Onu söyleyemem. Tamam, söyleyemiyor. Tamam, onu söylemiyor. Yapacak bir şey yok. Yalnız kadının evi de mutfağı da her şeyi çok güzel. Bir de köpeği var, onun mutfağa girmesi yasak. Onu da görmüşsünüzdür mutlaka, Panko. Yani köpeğe de Beşiktaşlı futbolcu adı vermişler. Değişik ya. Arkadaşlarım ve aileleri çok değişik. Yapacak bir şey yok. Yapacak şimdi bunları. Bunlar hep hazırlık aşamasıydı. Ben bunu tabii ki YouTube'a koyacağım. Sizi buna maruz bırakacağım yani. Yapacak bir şey yok. Yes. Ne ölçtün sen orada? Kötü şeyler. Bir de şöyle bir cihaz almış. Çok işe yarayacağını düşünüyor. Bunu buraya takacakmış. Buraya tezgaha. Süsleme yaparken videolar çekecek size. Şaka bir yana. Her şeyle çok ciddi ciddi ilgileniyor bu kadın. Ona göre. Bir şey söyleyeceğim. Bu makineler çok pahalı. Kocanı nasıl kandırdın bunları almak için? Çeyizini de kendim getirdim. Çeyizini de kendin mi getirdin? İnanma. İnanma. O ne? Ne döküyorsun oraya? Esmer şeker 100 gram. Ama bir şey söyleyeceğim. Benden size küçük bir minik bir tavsiye. Sen hem aşırı titiz olduğu için bunları hem severek hem de kalbiyle yapıyor. Yani bunları siz yapın diye de Sanemli Lezzetler de anlatıyor. Ama siz yine de bize sipariş verebilirsiniz. Evet, yapmasanız da olur yani. Bir şey var yani burada. Evet. Evet, söyleyebilirsiniz. Martha Stewart gibi. Biz zaten yaptık. Hani hazırda yapılmışı var burada değil. Evet. Koydu valla.
Gerçekten bu cihazları bu çeyizimden getirdi diyor. Ben olsam kesin adamı aldırtırdım. Ben niye çeyizime getirdim? Bayağı pahalı çünkü. Ciddi yani şeyler bunlar. Ücretler bunlar. Gönlü bol. Ben bir Tarhan abime bağlanayım da bir sorayım bakayım kim almış. Peki ne aldırıcı gelmedi çünkü. Evet ne yapıyorsun şu an hadi anlat. Aleti takıyoruz. Bu arada arkadaşlar ben telefonun ön arka kamerasını çalıştıramadığım için bu şekilde çekiyoruz bunu. Daha samimi daha böyle sıcak. Sen emin de ağzının içine girdin. Evet şimdi tereyağı ve esmer şekeri buluşturuyoruz. O tereyağı mı? Bu arada iyi tereyağı, beyaz tereyağı falan şey kullanıyor mi? Kadın. Sana bir şey söyleyeyim mi? Evet. Bak, oğlunun mutfaktaki izlerini göstereceğim size. Bir evde oğlan yemek yapıyor mu? Bu arkadaş 9 yaşında. Bakın, pasta kaşıklık içinde. Pasta mı o? Bu makarna, spagetti. Çünkü o yine yapacak bunu. Ya. Panko havluyor, Kaan geliyor. Kaan geliyor ve panko havluyor. Onu da size göstereceğim şimdi. Mutfaktan çıkıyorum. Panko. Gel anneciğim. Gel teyzeciğim. Anneciğim deyince başka yöne gidiyor. Kaan mı geliyor? Kaan mı geliyor? Biri gelince bunda sensör var. Aniden avlamaya başlıyor. Evet. Daha geldi bak gördün mü? Evet geldi. Kaan'ı da karşılayalım birlikte. Kaaniko. Gelecek şimdi. Gel Panko gel. Gelecek şimdi gel. Şunun güzelliğine bir bakın hele yahu. Bakın şuna bir yahu. Bu videoların devamını çekeceğim. Ve bunu bir projeye de dönüştürmeye karar verdik aslında San Emre birlikte. Onu da anlatacağım size detaylı detaylı. Bir de galiba bu YouTube'un bir formülü varmış. Ben şu an telefonu dik tutup çekiyorum. Gerçekten hiçbir şey bilmiyorum yani. Hiçbir şey bilmediğimi bu kadar sizinle de paylaştığım için de çok mutluyum açıkçası. Çünkü bu iş böyle, yapacak bir şey yok. Çok kötü şeyler izliyorum çünkü. Bu arada bir şey itiraf edeceğim. İnsanın en yakın arkadaşının yemek yapmayı sevmesi ve yemek yemeyi sevmesi gerçekten değişik bir şey. Çünkü ben uzun süredir yemek yemiyorum. Yani ölmemek için yiyorum. Kim geldi? Oh. Öpecek. Benim küçük sevgilim. Merhaba. Aşkım. Haydi YouTube'a. Ne? YouTube kanalımıza haydi. Hay. Hoş geldin. Orada mı normal? Dünyada en yakın. Ne normal? Normal değil mi bu? Evet normal video çekiyoruz. Bunu yükleyeceğiz. Aa. Kaan. Benim kanalımı takip etmeyi unutmayın. Hadi. Evet senin kanalının adı ne? Onu da söyle. O yıllar önce baktım hatırlamıyorum doğru düzgün. Nasıl sen takip ediyorlar o tamam, zaman ben seni? Tamam o zaman. Hemen geliyorum dur. Tek parmakla alakası. Evet. Evin erkeği geldi. Gerçekten ne anlatıyordum ben size? Ha işte insanın en yakın arkadaşının iyi yemek yapıyor olması çok kötü bir şey gerçekten. Aslında. Böyle yiyorum ama yani hani yaşamak için yiyorum falan. Tatlıyla zaten alakam yok. Tatlı yerken kendini kaybeder kendisi. Ve çok iyi yapar yani o ayrı bir şey. Bunların devamını size anlatacağım. Tamam kapatmıyorum. Kapatmayacakmışım. YouTube kanalını. Evet YouTube kanalını kullanmamışsın Kaan'cığım. Bak ben burada bütün profesyonelliğimle derdimi anlatıyorum. Senin şu güzel suratını bir görsünler bakalım. Benim kanalım ne ya? Sana bir şey söyleyeyim mi? Hı. Bu annen seni kimseye vermez. Hı. Çok fena. Bak şu. Bu ne? Sen okuldan ne getirdin? Ay. Okuldan değil o. Sunar Holding'den o. Tatlıya dayanamıyordum. Hayır, ben ne zaman tatlı yediğimi gördün? Aa, bu zaman yiyorsun. İşte bu zaman. Oo, çok güzel. Kim yaptı bunları? Bir tane otel yaptım. Burçin'in otel, Burçin'in. Ha, tamam.
Reklam alırız arada ha. Onu söyleyeyim de. Zaman geçtikçe çok güzel reklam alırız. Bir şey söyleyeyim mi? İyi kaldırıyorsunuz parayı. Bugüne kadar bunu yapmayan tek oyuncu olabilirim şu an. Ama yapıyorum. Yapacak bir şey yok. Normalde oyun oynayamam. Mesela şu anda Merve ablam vlog yapıyor. Ne yapıyorum? Ne bunda? Evet, o ne demek? Onu bir anlatsana bize. Vlog böyle dışarıda geçirmek. Mesela Logan Paul Vlogs diye bir şey var. Öyle videolar işte, dışarıda geçiriyorsun hayatını veya... Aktüel kameradan çekim. Aktüel. Annem. Stüdyo değil, aktüel gibi. Şoktayım, biliyor musunuz? Anladım, stüdyo zaten, stüdyo saçma. Evet. Bunun adına ne deniyordu? Bir daha söylesene. Vlog. Vlog. Hmm, onu yapıyormuşuz şu an. Ama ben bunu koyacağım birçok yere de ben. Çok güzel bir şey bu arada. Bu evde sürekli yemek yeniyor. Ve sağlıklı şeyler de yeniyor bu arada. Çok sağlıklı. Sizi seviyorum. Ay, hızlandı bir şeyler burada. Ne kadar un koydun? Koyacaksın yani. Ne kadar un koyacağım? Güzel soru. 415 gram. 410 gram olsun olmuyor mu? Oluyor, o da oluyor. Ona göre pekmezine azıcık az koyuyorsun, o kadar. Her şeyi detaylı olarak anlatıyor sen Emre Lezzetler'de. Biz bunu yakında çok profesyonel bir şekilde size daha fazlasıyla anlatacağız. Şu makineyi çok sevdim de fiyatı hala benim aklımda. Çok doğal değil ya, bu KitchenAid değil. Reklam oluyor musun bilmiyorum. Yok, hayır. Şu an içine keşke almıyorum. Keşke KitchenAid olsun. Yapsak yani. Keşke. Sponsor olsun da. Duydunuz mu bacım? Hadi. Gerekeni yaparsınız artık. Öpüyorum.